açtık. Şimdi iki kat açı ya da benim alıştığım tarz yarım açı. Neden yarım açı? Çünkü A iki A'nın yarısıdır. Ama bunların gördüğü iki A'nın iki katıdır. O yüzden iki kat açı demiş ama ben bunu hep yarım açı formülleri diye öğrendim. Kitapta iki kat açı demiş. Kısacası burada soru içinde iki açı oluyor. Yani ya verilen A oluyor, iki A ile ilgili bir şey soruluyor. Ya iki A ile ilgili bir şey verilip A soruluyor. Yani buradaki şey bir açı ve bunun iki katıyla ya da bir açı ve onun yarısıyla ilgili formüller kullanılacak. Peki formüller neler? Bunları ispatlamak için de şunu yapacağız. Sinüsün toplam formülünü biliyoruz. Tekrar okuyalım. Sinüs A artı B, sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B. Bu formülde diyor ki B'nin yerine de A alsak, şunu da A alsak, formül ne olur? O zaman sinüs 2A olur. Sinüs 2A eşittir. Sin A çarpı kos A, kos A çarpı sin A. İkisi aynı oluyor yani. Yani 2 çarpı sin A kos A oluyor burası da. İşte böylece sinüse ait iki kat ya da yarım açı formülüne geçtik. Şimdi ne demek bu? Demek ki A'nın sinüsüyle kosinüsün çarpımının iki katı sin 2A eşitmiş. İşte buradaki açılara bakarsak 2A var, A var. Yani 2A A'nın iki katı. Veya ters bakarsak A 2A'nın yarısı diyebiliriz. Demek ki sinüsü toplam formülünde iki değişken yerine tek değişken almak için B'ye A koyarsak karşımıza sinüs 2A formülü çıkıyor. Neymiş formül? 2 çarpı sin A çarpı kosinüs A. Kosinüsün toplam formülünde bu sefer B yerine A aldığımızda bakalım ne oluyor. O zaman da cos A çarpı cos A yani cos kare eksi sin kare oluyor işte gördüğünüz gibi. Kosinüs 2A eşittir. Cos A çarpı cos A cos kare A. Eksi sin A çarpı sin A sin kare A oluyor. Böylece demek ki 2A'nın kosinüsünü bulmak için yarım açısının kosinüsünün karesiyle sinüsün karesini çıkartmamız gerekecekmiş. Bu da ikinci formül. Birincisi sinüsün yarım açı formülü, ikincisi de kosinüsün yarım açı ya da iki kat açı formülü diyebiliriz. Sinüs 2A, 2 sin A cos A, cos 2A ise cos kare eksi sin kare biçiminde bulundu. Burada bir şey daha altını çizelim. Bu temel formülde yani şu formülde biraz düzenlemeye ihtiyaç duyabiliriz. Biz şunu da biliyoruz. Bir açının sinüsünün karesiyle kosinüsünün karesinin toplamı birdi. Buradan sin kareyi çekersek ne olur? 1 eksi kos kare. İşte burada onu diyor. Sin kare yerine üstte gibi siyah denklemde sin kare yerine şundan kaynaklı 1 eksi kos kare a yazarsak ne olur? O zaman kosinüs 2a eşittir. Kos kare a eksi sin kare dediği için eksiyle bunu dağıtırsak şu 1 eksi kos kareyi. Eksi 1 artı kos kare a. Yani bu dönüşüm yaptığınızda kos kare a kos 2 kos kare a eksi 1 çıkıyor. Ne kazandık şimdi? Şunu söyledim. Bazı sorularda sadece kosinüs a veriliyor. Bu formülde de gördüğünüz gibi cos 2a'yı cos a türünden ifade ettik. Temel formülde ama hem cos a'yı bilmeniz lazım hem sin a'yı bilmeniz lazım hesaplama açısından. Burada ise ne yaptık? Bu dönüşüm yaptığımızda cos 2a'nın 2 cos kare a eksi 1 olduğunu bulup sadece kosinüse bağlamış olduk kosinüsü. Dilersek tam tersini de yapardık. Yani kos kare a'yı buradan çekseydik o da 1 eksi sin kare olacak. Kos kare a'nın yerine 1 eksi sin kare de koyabiliriz gerekiyorsa. O zaman da kos kare a'nın yerine 1 eksi sin kare a koyunca bir de eksi sin kare var tekrar. Ne oldu? 1 eksi 2 sin kare. Bu dönüşüm yaptığımızda da ne yaptık? Bu sefer kosinüs 2a'yı pardon sinüs a'ya bağlamış olduk. Yani temel formül en üsttekidir. Bakın temel formül bu. Ama düzenlediğimizde
cos 2 a'yı sadece sin kare a'ya ya da sadece cos kare a'ya bağlı olarak bu şekilde de ifade ederiz. Çünkü sorunun gidişatına göre bunlardan herhangi birini kullanabiliriz. Çünkü hepsi zaten özdeş ifadelerdir. Tanjant A artı B. Tanjant A artı B dedik işte. Yine aynı şekilde B'nin yerine A alacaksınız. Toplam formülünde A alacaksınız. O zaman ne olacak? Tanjant 2A eşittir. Tanjant A artı tanjant A, yani 2 tanjant A. Bölü 1 eksi tanjant A ile tanjant A'yı çarpınç kare olur. Tanjantın karesi olur. Tan kare A. Bu da tanjantın yarımaçı formülü. Kotanjantı vermiyorum artık. Demin anlattığım gibi yine kotanjant lazım olursa siz gene önce tanjantı bulun ve çarpmaya göre ters çevirin olsun bilsin. Özetlersek 1. Sinüs 2A 2 sin A cos A eşit. 2. Kosinüs 2A cos kare A eksi sin kare A'ya eşit ama düzenlersek 2 cos kare A eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare A şeklinde yazılabiliyor. Üçüncüsü tanjant 2A 2 tan A bölü 1 eksi tan kare A oluyor. Kotanjant yazmadım sorulursa tanjantını bulup çarpmaya göre ters çeviri vereceğiz. Tabii formüller aklımızda kalmadığı için örnekle çözmemiz gerekiyor. Gidişat çıkışlarını anlatmaya çalıştım. Belki kalıcı olur kafamızda. Şimdi sin 40 bölü cos 20. Şimdi burada nerede ne kullanacağız? Belli bakın açılara. 40 var, 20 var. 40, 20'nin yarısı. O zaman ben bunu yarım açıdan açsam, tabii iki kat formülünü açsam, 40'ı 20'ye indirgesem belki işlem yürütülebilir. Şu an başka yapacak bir şey yok. Çünkü açılar farklı olduğu zaman işlem yürümez. Sin 40'ı açarsam formüle göre 2 çarpı yani sinüs 2a yazalım tekrar aklımızda yok belki şu an. Sin 2a neydi? 2 sin a cos a. Yani sağdaki açılar soldakinin yarısı dikkat edin. O zaman sin 40 yerine 2 sin 20 cos 20 yazabiliriz yarım açısını. Zaten bunu yaptığımızda ne oluyor? Paydadaki cos 20 ile üstteki cos 20 gidiyor. Geride ne kalıyor? 2 çarpı sin 20 kalıyor. 2 çarpı sinüs 20. Bu şekilde sadeleştirebiliriz. Başka da yapacak bir şey zaten yok. Tanjant x 3 bölü 5 olduğuna göre sinüs 2x ne olur? Şimdi baktığımız üzere, gördüğümüz üzere verilen fonksiyonu boş verin. Açı x. İstenen açı 2x. O zaman burada bir bağlantı kurmak için ne yapmamız lazım? Dedim ki fonksiyonların önemi yok şu an. Açılara bakıyordum. Burada sinüs 2x'i indirgemem lazım x'e yarım açıdan. O zaman ne yapacağız? Sinüs 2x diyeceğiz. Eşittir. 2 çarpı sinüs x kosinüs x yarım açıya göre. Yani sinüs 2x'i bulmak için sinüs x'i bulmalıyım. Cos x'i bulmalıyım. Çarpmalıyım. İki katında bir daha çarpmalıyım. Şimdi bir açının tanjantı verildiğinde sin cos nasıl bulunur? Bir tane dik üçgen çizmeniz lazım. Haydi bir yere. Atayım buraya da x açısıyla isimlendirelim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. X'in karşısı üçgen. Komşusu 5. Pisagor'dan oradan 3, 4, 5 olmaz tabii ki. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9, 34. Kök 34 çıkıyor hipotenüs uzunluğumuz. Sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşısı 3, hipotenüs kök 34. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. O da 5 bölü kök 34. Bir de başta ikimiz vardı. Onu da yazalım buraya. Böylece üst taraf 2 çarpı 15. 2 kastı çarpalım çünkü sadeleştireceğim. Paydamız da 34 yapıyor. 2 ile de 34'ü sadeleştirince 15 bölü
17 şeklinde bir değer bulunuyor. Dört kos 70 çarpı kos 20 kos 320 sinüs 100. Şimdi önce açılarda bir ayar yapmak gerekiyor galiba. Önce dar açı olmayanları bir dar açıya çevirmemiz lazım. Şimdi 320 dediğimiz şey 360 eksi 40. Yani 2 pi eksi 40. Kosinüs 2 pi eksi 40. İndirgemeyi geçen gün gene özetlemiştim. Şöyle 320 bir kere dördüncü bölge. Dördüncü bölgede coşar kelimesi vardı. Bütün sınıf karakalı coşar. Kosinüs artıdır. Yani o zaman bunun işareti artıdır diyoruz. 2 pi atıp fonksiyonu koruyoruz. Kosinüs 40 diyoruz. Demek ki kos 320 yerine artı kosinüs 40 alabiliyorsunuz. Sinüs 100. 100'ü de ne yapalım? 80'e çevirelim en iyisi biz burada. Sinüs 100'ü de 180 eksi 80 yazabiliriz. Yani pi eksi 80 yazabiliriz. İkinci bölgede olduğu için 100 derece. Orta sinüs artı oluyor. Bütün sınıf. Sınıf sinüs artı. Ve pi atınca fonksiyon değişmiyor. Bu da artı sinüs 80 oluyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Tabii ben bildiğim için konuşuyorum belki ama. Kos 70 yerine de şuna bakarak açıyı değiştirirsem eğer 70 ve 20 tümler oldu 90'a tamamladığı için birbirini cos 70 yerine de direkt sin 20 yazabiliriz aslında. Yani 4 çarpı sin 20 çarpı cos 20 çarpı kosinüs 40 oldu cos 320 bölü sinüs 80. Buraya kadar değer düzenlemişti. Şimdi eğer dikkatimizi çektiyse sin 20 ve cos 20 çarpımı şeye benziyor bakın. Sinüs 2a neydi? Bu neye eşitti? 2 çarpı sin a cos a. Yani aynı açının sinüs ve kosinüs çarpılmışsa bunu çağrıştırması lazım. Tabi başında 2 olması lazım. Burada 4 var. İsterseniz bu 4'ü de 2, 2 diye parçalayalım. Kullanışlı olsun bizim için. İşte böylece şu 3 tane terimin çarpımı bize neye verecek? Formüle göre 2 katını verecek. Yani sinüs 40 olacak burası. 2 sin 20 cos 20 sinüs 40 yapacak. 2 çarpı sinüs 40 kosinüs 40 oldu yukarısı. Yine aynı formülden 2 çarpı sin 40 cos 40 da bize bunun 2 katını verecek. Yani 80'i verecek. Sin 80 verecek. Paydamız da sinüs 80 zaten. Bunlar götürüldü. Geriye ne kalacak arkadaşlar? 1 kalacak. Cevap 1. Tabii baştan bunları ayarlamak belki şu an biraz zor geldi ama dediğim gibi önce ne yaptım? Dar açı olmayanları dar açıya çevirdim. Bir. İkincisi 70 ile 20'nin ilişkisini gördüm. 70 20'yi indirgedim. Sin 20 yazdım. Böylece sonradan da sin 20 ve cos 20 de bana yarım açı çağrıştırdı. Oradan iki katına geçtim. Oradan çıkan bir daha iki katına geçtim. Böylece yavaş yavaş su aktı yolunu buldu. Hocam ben şeyi anlamadım. Söyle. Şuradan mesela 2 sin 20 ile cos 20'yi çarpıp sin 40 bulduk. Ondan sonra hani şu başta bir 2 vardı. Sin 40 yazmamız gerekmiyor muydu? Başta 2 vardı ama burada bir daha. Burası yok, 4 2'yi ya. 2'yi anladım. Tamam. Evet evet. Onu anladım. Formülde tamam. Geliyor zaten o. Buraya sin 40 yazdım. Bir de yanında cos 40 var. 2 çarpı sin 40 cos 40. Tamam. Tamam hocam. Tamam mı? Tekrar yine aynı şey çıktı. 2 sin 40 cos 40 da bizi sin 80'e gönderdi. Anladın mı şimdi? Tamam anladım. Tamam çünkü cos 40 da var burada. Cos 40 ve 2'yi de alıp
Buradan gelen sin 40 ile bütünleştirince gene aynı döngü geldi karşıma. Sin 80 oldu. Okey. Tamam. Geldim diğer soruya şimdi. 2 sinüs x artı sinüs 2x bölü 1 eksi cos 2x eksi 1 bölü sinüs x. Yani zaten burada dikkatimizi çeken ne var işte? Açıları bakarsan x var, bakarsanız x var, 2x var. Dediğim gibi işte burada biz bu 2x'leri x'e indirgememiz lazım ki açılar aynı olsun ki işlem yürüsün. Yoksa açıları farklıyken burada toplayıp çıkarmak mümkün olmaz zaten. O zaman gelin şöyle yapalım. Sin 2x yerine yarım açıdan 2 çarpı sin x cos x yazalım. Cos 2x yerine şimdi ne yazalım onu söyleyeceğim. Cos 2x'in 3 açılım vardı. Temel formül cos kare eksi sin kare. Sonra düzenleyince 2 cos kare eksi 1 yapmıştık. Sonra düzenleyince başka türlü 1 eksi 2 sin kare. Bundan 1 eksi 2 sin kareyi tercih edeceğim. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Neden bunu tercih ettim? Çünkü bunu yaptığımız zaman şu birler gidecek ve paydamızda terim sayısı teke indiği için sadeleşme daha çok kolaylaşacak bizim için. O yüzden burada cos kare eksi sin kareyi değil, 2 cos kare eksi 1 de değil. Çünkü onu koyarsanız birler gitmiyor. 1 eksi 2 sin kare x formülünü kullanırsam daha kullanışlı olur. Birler gitsin diye bunu düşündüm. O zaman 2 çarpı sinüs x artı sin 2x yerine 2 sin cos yazdım. Paydamızda da cos x yerine 1 eksi 2 sin kare yazdık ama şöyle oldu. 1 eksi 1 eksi de artınca artı 2 sin kare oldu işte. Eksi 1 bölüsünüz x varmış burada. Şu birler gidiyor burada. Şu birler gidiyor. Yukarıda da ortak paranteze alırsak yani hatta ikiler de gidiyor buradan bütün terimleri sadeleştirebiliriz. Sinüs x parantezini alırsak eğer ne oluyor burası? Sin x de burada 1 kalıyor. Artı burada cos x kalıyor. Bölü paydama sin kare x'ti. O zaman bu sinüs x'lerden de birer tane götürdük. Ve geriye 1 artı cos x bölü sinüs x. Artık ortak payda yazayım sağdakini de. Çünkü paydalar aynı oldu. Buradan işte birler gidiyor gene. Cos bölü sin kalıyor arkadaşlar. Cos bölü sin de ne yapıyor? Kotanjant yapıyor. Cevap neymiş? Kotanjant x. Bir daha bir özetleyelim. Açılara baktığımız zaman yarım açı var, iki katı olanlar var. O yüzden 2'yi yarıya indirirsek ikisini cos x'i kullandık. Zaten sinüs 2x'in tek formu var. Cos 2x'te 3 açılım var yani işimize göre. Cos kare eksi sin kare, 2 cos kare eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare. Ki buradan 1 eksi 2 sin kare kullandık. Amacım çıkarma olduğu için birler gitsin. Bunu yaptıktan sonra ortak paranteze tekrar sadeleştirince falan işte gerisi geliyor. Sinüs eksi kosinüs 1 bölü 3 olduğuna göre cos 2x'in pozitif değeri ne olur? Geçen yıldan hatırlar mıyız bilmiyorum. Eğer bunun karesini alırsanız her iki tarafın bakın ne olacak şimdi? Alırsak birincinin karesi çarpımdan 2 katı eksi 2 sin kos artı cos kare x eşittir 1 bölü 9. Sin kare x ile cos kare x'in toplamına 1 dersek şuraya 1 olduğunu biliyoruz artık. İşte 2 sin cos da aslında nedir demin anlattık yarım açıdan. Bu da sinüs 2x yapıyor. Yarım açıdan. Yani sin kare cos kare 1 eksi ortaya da sin 2x yazdık. Eşittir 1 bölü 9 oldu. Buradan da sin 2x'i karşıya atıp 1 bölü 9'u buraya atalım.
1 eksi 1 bölü 9 eşittir sinüs 2x olur. Pay değiştirirsek 9 bölü 9, 8 bölü 9 çıkıyor sinüs 2x. Şimdi sorulan ne peki? 2x olacak. Sorulan cos 2x. Yani aynı açıyız. 2x, 2x. O zaman bir açının sinüsü belliyken cos sinüsünü bulmak için ya üçgen çizmek lazım ya da kareleri toplamanın 1 olduğundan gitmek lazım. Öyle yapalım biz. Yani kosinüs kare 2x ile aynı açının kosinüsünün karesi ile sinüsünün karesi toplamı 1'dir her zaman. Açılar aynı olmak sağlığıyla. Bu açılar 2x fark etmiyor. X olması şart değil. İkisi aynı. O zaman buradan gidersek yani kos kare 2x'i artı sin kare 2x ne oldu? 2x'in sinüsünün karesi 64 bölü 81 oldu. Bunu da birin yanına atarsak, çıkarırsak işte 64 81'den 64 çıkacak pay geçtiğinde işte. 17 oluyor galiba. 17 bölü 81. Yani kos kareyi biz ne buluyoruz? 17 bölü 81. Neyin karesi 17 bölü 81? Artı kök 17 bölü 81 ya da eksi kök 17 bölü 81 diyebiliriz. Ama soruda pozitif değeri demiş. Demek ki bunu istemiyor. Bunu da düzenlersek, kökü ayırırsak kök 17 bölü 9 olur cevap. Bir daha özetlemeye çalışayım. Sinüs x artı kosinüs ya da sinüs x eksi kosinüs ifadesi varsa burada her iki tarafın karesini aldığınızda sin kare, kos kare ve iki sin kos geldiği için hem sinüsün iki kat açısı formülü geliyor hem de sin kare, kos kare bir gelip buradan bu denklemde yaptığımız zaman bu ifadeyi bu şekilde yaptığımızda sinüs 2x'i bulabiliriz. Sorulan şey ise aynı açının kosinüsü yani 2x'in kosinüsü. O zaman burada ya dik üçgen çizeceksiniz. Böyle dik üçgen de çizebilirdik aslında burada. Buraya mesela 2x derdik. 2x'in sinüsü neymiş? 8 bölü 9. Karşı bölü hipotenüs. Pisagor'dan 9'un karesinden 64'ü çıkarırsak 80 64 17. Kök 17 de burası oluyor. Nedir burada da şey işte? Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Kök 17 bölü 9. Yani buradan da bulunabilir. Ben ne yaptım? 2x'in kosinüsünün karesi de sinüsünün karesi noktan 1 deyip buradan bulmaya çalıştım aslında. Kos 2x bölü sinüs artı kos x bölü eksi 1 bölü 2'ymiş. Sinüs 2x ne olur denmiş. Şimdi işte yine açılara bakarsak 2x'ler var yukarıda. Yukarıda 2x var açıda x'ler var. Yarıya indirmem lazım. Şimdi burada tekrar yazalım. Birinci formül şudur. Kos kare x eksi sin kare x. İkincisi 2 kos kare x eksi 1. Üçüncüsü 1 eksi 2 sin kare x. Bunlardan ben şu üsttekini kullanacağım. Neden? Çünkü 2 kare farkından bunu düzenleyip aşağıdakine benzetebilirim en azından. O yüzden bunları değil de birinciyi kullanacağım. Yani kos 2x yerine kos kare eksi sin kare yazacağım. Onu da açarsak ne olur arkadaşlar? Cos x eksi sinüs x yarım iki kare farkından çarpı cos x artı sinüs x. İşte paydamız da sinüs x artı kosinüs x. İkinci yazdığımız zaten parantez içindeki bununla aynı oluyor işte. Bunlar gidiyor neyse şöyle. Ne kalıyor geriye? Cos x eksi sinüs x bir eksi bir bölü 2. Artık bundan sonraki az önceki soruya döndü olay. Çünkü demin söylemiştim böyle bir şey varsa burada her iki tarafın karesini alarak sinüs 2x'e ulaşabiliyorsunuz. Alalım bakalım. İşte kos kare sin kare gelecek. Toplam 1 yapıyor. Eksi 2 çarpı kos sin gelecek. Kısaca yaptım. Karşısı 1 bölü 4 olacak. Oradan da 1 bölü 4'ü buraya atarsak 3 bölü 4. Sinüs karşı atarsam pardon şuraya ne yazacağım artık? Sinüs 2x yazacağım. Karşı yazacağım. Yani sinüs x ne çıkıyor buradan? 3 bölü 4. Hızlı yaptım son kısmı ama az önce anlatmıştım çünkü.
kare aldığımızda kos kare eksi 2 sin kos artı sin kare geliyor. Kos kare sin kare direkt 1 olarak aldım burada. 2 kos sin de sinüs 2x dersek eksi oluyor. Karşı atınca artı sinüs 2x 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. Yani demek ki sorunun bir adım ötesi. Önce düzenledik. Daha sonra kare alarak aynı yöntemle sinüs 2x'e ulaşmış olduk.